14 yaşımda bir lise öğrencisiyken başladım bu mücadeleye. Lisenin duvar gazetesini ben çıkarırdım. Evet, köyüme gidip gelirken 5,5 kilometrelik yolu her gün gidip gelirken kendi kendimle muhasebe yapardım. Tarihi çok sevdiğim için, çok kitap okuduğum için biliyordum. Derdim ki neden cihan devleti olmuş bu milletin en gürbüz çocuklarını alıp da Avrupa'ya işçi olarak götürüyorlar. Almanya, Japonya taş taş üstünde kalmamışken 30-35 yılda kendisini toparlamış, bizden işçi götürüyor da benim Anadolu insanım hala neden bir lokma ekmeğe muhtaç halde yaşıyor diye. İşte o dönemde bazı dergilerde yazım çıktığında babam bana dedi ki, oğlum sen dünyayla mı uğraşacaksın? Şu yaşında ne işin var bunlarla? Dışarıda 250 milyon esir Türk var yazmışsın, doğru mu dedi? Evet doğru baba dedim. Nerede bunlar? Sınırlarımızın ötesinde. İyi de dedi, bunlarla siz bu yaşta nasıl uğraşacaksınız? Dedim ki, bakın, gömleğin birinci düğmesi yanlış iliklenirse hepsini çözmek zorunda kalırsınız. Onun için önemli olan birinci düğmeyi doğru iliklemektir. İşte siyaset de ülke meselelerinde birinci düğme gibidir. O doğru iliklenirse hepsi düzgün gider. Hayallerimiz vardı hepimizin. Neydi o hayallerimiz? Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyarak ecdadımızın bize emanet ettiği bu kutsal topraklar üzerinde, vatan toprağı üzerinde. Doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi, Karadenizlisi, Akdenizlisiyle hepimiz ezanımızla, bayrağımızla özgür yaşamayı sağlamak. Aramızdaki her türlü fitneyi, fesadı ortadan kaldırmaktı. Ve neticede emek veren emeğini alsın, çalışan karşılığını bulsun, üretenin ürettiğinin karşılığı verilsin, nimet kullananlar külfete de katlansın, külfete katlananlar biraz da nimete ulaşabilsinler. Hep şehit olunca alkışlanan, sonra unutulan Anadolu insanı da devletin kapısında adam muamelesi görsün. Türkiye kavgalar gördü. Türkiye darbeler yaşadı. Türkiye'de mafyalar, çeteler, cuntalar dönemleri oldu. Ve bütün bu süreç içerisinde en ağır bedelleri biz ödedik. En ağırlarını ödedik. Ben de birçok arkadaşım gibi 10 yıla yakın cezaevinde kaldım. 5,5 yılı hücrede geçti.
Günlerce gözümüz açılmadan cereyana verilip işkence gördük. Sonuçta dediler ki bize, sizin hiç suçunuz yokmuş, çıkın dediler. Bir gün bile ceza almadım ben. Ne kaderime küstüm, ne devlete küstüm. Çünkü inanmak, iman etmek varsa bir şeye, bedel neyse ona da katlanır. Ya Rabbi, kahrın da hoş, lütfun da hoş dedik. Efendimiz buyurmuyor mu? Ayrılıkta azap, birlikte hayır var. İşte biz de birlik olalım dedik. Kimin birliği? Benim partimdekilerin birliği değil. Olsa ne yazar? Ülkücülerin birliği değil. Olsa yetmez. Ben doğulusu, batılısı, Kürt'ü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi. Bu mübarek toprakta ezan sesiyle ve al bayrağın altında bir olsun istiyorum. Beraber mutlu olalım diyorum. Birlikte mutlu olalım diyorum. Yeter mi? İşte lise yıllarında özlemini duyduğumuz Türk dünyasıyla birleşsek diyorum. İslam coğrafyasıyla beraber olsak diyorum. İşte onun içinde benim Kızıl Elmam ve hayalim Avrupa Birliği değil, benim Kızıl Elmam ve hayalim Büyük Orta Doğu Projesi filan değil, ne Amerika'nın ne İsrail'in gölgesinde bir Türkiye değil, benim hayalim Türkistan medeniyeti, Türkistan Birliği olsun dedim. İşte bu hayallerle bu yollardayız. Hangi iktidar olursa olsun, doğrusuna doğru derim, yanlışının karşısında dururum. Düşmanım olsa iyi şey yaptığı zaman bunu doğru yaptı diyecek kadar yürekliyimdir bu konuda. Hiçbir kompleksimiz yok. Ama yanlış yapınca da karşısına çıkarım. İşte bundan dolayıdır ki Muhsin Yazıcıoğlu her siyasi dönemde vardır, tek başımayım ama özgül ağırlığımızla biz bir grup kadar mecliste ağırlığımız vardır. Toprağı saksıda, köylüyü sinemada, çileyi edebiyat kitaplarında okumadım. İçinde yaşadım, içinde geldim. Sizinle beraber olacak, sizinle çözeceğiz. İnsanların doğduğu yerde karnı doyarak, babasının dedesinin toprağında üreterek, o toprakta çoluk çocuğuyla mutlu yaşayarak, çocuklarına iyi bir gelecek hayal ederek var olmasını, yaşamasını toprağında.
toprağında kalmasını istiyoruz biz. Kaygı duymayın. Siz verin bu gücü bize. Şu kolumuzu güçlendirin. Bu kol sizin kolunuzdur. Bu yürek sizin yüreğinizdir. Bu beden sizin bedeninizdir. Ben kaderime küsmemişim. Ben devlete küsmemişim. İnandım, inandımsa yaparım, bedeli neyse katlanırım demişim. Bu kadar yıldan sonra 55 yaşına gelmişim. Şimdi bu mücadeleyi daha sürdüreceğiz millet adına. 2 saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayatımız için fırıldak olmaya gerek yok. Ben fırıldaklık istemem.